Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu dersimizde sizlerle 10. sınıf İmam Hatip Arapça ders ve çalışma kitabımızın 1. ünitesinin 1. dersini göreceğiz. Evet, et dersül evveli 1. ders El isti'dat hazırlık lil medreseti. Evet, okula hazırlık dersimizin konusu olacak. Evet sağ tarafta gördüğünüz gibi hüve yazıyor. 9. sınıftan da aşini olduğunuz munfasıl zamirler yani ayrı zamirler. Zamir de hatırlarsak tanımını ismin yerine kullanan her türlü kelime ya da harfe zamir diyoruz. Evet e, hüve o anlamında tabi erkek için o hemen aşağısında hiye var. Evet hiye ise bayan için o diyoruz. Evet hüve talibun evet. Hüve talibun o öğrencidir fakat ikisi de erkek olmak şartıyla. Yani hem zamir hem de zamirin bahsettiği isim müzekker olmak zorunda. Evet aşağıya iniyoruz. Hiye diyoruz. Evet hiye o bayan talibetün. Bakın dikkat, dikkat edersek talibun erkek talibetün bayan. Evet yani talibun erkek öğrenci talibetün ise bayan öğrenci oluyor. Evet hemen yan tarafına ente var. Evet. Ente ise sen. Yani muhatap. Evet. Karşımızda muhatap olduğumuz kişi. Ente ente talibun. Evet. Sen erkek öğrencisin. Enti talibetun. Sen bayan öğrencisin. Diyoruz. Evet. Tabi hüve ve hiye hüve gaibun. E, hiye gaybetün. Ente muhatap. Enti ise muhataba. Diyoruz. Evet. E, ene ben demek arkadaşlar. Evet. Ene talibun. Evet ben öğrenciyim. Ee, bayan için eğer konuşan nefsim mütekellim konuşan bayan ise ene talibetun diyoruz. En aşağıda ise haze ve hazihi var. Evet işaret zamirleri bunlar da zamirdir. Haze bu. Evet hemen bir diğer taraftaki hazihi o da aynı anlamda bu. Fakat arasındaki fark haze. Ee, erkek için, eril için diyelim, müzekker için diyelim. Hezihi ise müennes için diyoruz. Evet. Heze, müzekker için. Hezihi, müennes için. Evet. Heze bu müderrisun. Evet. Bu öğretmendir diyoruz. Heze bu müdürün. Bu müdürdür diyoruz. Heze bu muvazzafun. Bu memurdur diyoruz. Evet. Bayan olursa ne, e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Hezihi bu Müderrisetun, bakın sonunda müenneslik tesi var. Evet, müderrisun erkek e, öğretmen iken müderrisetun bayan öğretmen diyoruz. Evet, ikinci sırada hezihi bu müdiretun bayan müdürdür. <laughs> evet, bakın erkeği müdirun, bayanı arkadaşlar müdiretun. Evet, hezihi bu muvazzafatun, evet bayan memurdur, bu bayan memurdur diyoruz. Evet burada resimlere bakalım arkadaşlar. Aşina olduğumuz e, nesneler var. Evet kalemun bakın birçok da ortak kelime var. E, 5906 5900 civarında e, Arapça Arapçayla Türkçe arasında ortak kelime bulunmakta arkadaşlar. Bu da bizim için büyük bir kolaylık. Evet kalemun kalem, medresetün evet okul, defterun defter, müderrisun öğretmen, kitabun kitap, midirun müdür. Hakibetun çanta. Hafilatul medreseti. Evet. E, okul, otobüsü. Biz buna ne diyoruz? Servis diyoruz. Evet, burada gördüğümüz gibi resimlere bakalım. Bir bayan e, ne yapıyor? Yüzünü yıkadığını görüyoruz. Evet. Hiye o. Evet, o bayandan bahsettiğimiz için hiye. Eğer erkek olsaydı hüve derdik hiye o tagsilu et gassala yıkadı yagsilu o erkek yıkıyor tagsilu o bayan yıkıyor vechhe yüz vech yüz vechhe ne yıkıyor yüzü yıkıyor vechhe he yüzünü yıkıyor evet sonundaki eee her zamirine dikkat edelim yani şuraya arkadaşlar dikkat edelim fil hammam et banyoda evet o yagsilu yıkıyor vechhe he yüzünü yıkıyor. Fil hammam, banyoda. Evet, aşağıya bakalım. Evet, ene. Evet, ene. Ben demek arkadaşlar. Ben. Eshebu, gidiyorum, giderim. Bakın tabi bu da, şunu da söyleyelim. Bu muza, e, muzari fiildir arkadaşlar. Bunlar şimdiki zamanı anlatır. Eshebu, gidiyorum, gidenim. Nereye? İlel medreseti. Evet, okula gidiyorum, gidenim diyebiliriz. Burada ise burada ise Hüve evet o erkekten bahsediyoruz. Hüve yerci'u dönüyor. Nereden dönüyor? Minel camiati. Evet üniversiteden dönüyor diyoruz. Evet son olarak nahnu biz nuhibbu seviyoruz. Evet habbe yuhibbu nuhibbu biz seviyoruz. Baştaki ne biz yapıyor arkadaşlar? Nuhibbu seviyoruz. Neyi seviyoruz? Er Evet, sporu seviyoruz diyoruz burada da. Evet burada ise evet gördüğünüz gibi biri uyuyor. Hüve o hüve o yanamu uyuyor. Evet hi olsaydı tenamu olurdu bayan olsaydı. Evet yani, hüve olduğu için hüve yanamu uyuyor. Ne zaman uyuyor? Şimdi uyuyor. Evet. Eğer mazi fiil olsaydı name olurdu. Evet. Hüve o yanamu uyuyor. Fi Gurfetun nevm. Evet uyku odasında da biz uyku odasında demiyoruz. Yatak odası Türkçesine çevirirken bu şekilde çeviriyoruz. Gurfetun oda nevm uyku demek arkadaşlar. Uyku odası e, birebir çevirdiğimizde bu şekilde. Fakat Türkçe'ye çevirdiğimizde yatak odası diyoruz. Evet bir sonraki dinlemizde bakalım. Evet, nahnu biraz daha anlaşılır olur diye. Evet, nahnu bu şekilde yapalım. Nahnu biz la nanamu. Evet, uyumuyoruz. Evet, la muzari fiilin önünde la gelir ise e, fiili olumsuz yapar. Nanamu uyuyoruz. La nanamu. Evet. Biz uyumuyoruz. Ba'de sonra demek. Ba'de e, salatül fecr sabah namazından sonra. Salatül fecr sabah namazı demek. Biz sabah namazından sonra uyumuyoruz diyoruz. Evet, Burası çıkmamış. Burayı biraz belki büyütebilirsek. Evet. Bu şekilde. Evet. Aşağıya iniyoruz. Ve o La yuhibbu sevmiyor. Evet bakın yuhibbu seviyor. La yuhibbu sevmiyor. Er riyadeh. Neyi sevmiyor? O sporu sevmiyor diyoruz. Evet burada ise burada ise hiye o bayan faddili, tercih ediyor. Er rabi neyi tercih ediyor? Er rabi, er -rabi arkadaşlar bahar demek. Bahar mevsimini tercih ediyor. Neye karşı? Er Ala Evet, kış mevsimine karşı neyi tercih ediyor? Baharı tercih ediyor. Yani kışa baharı tercih ediyor. Evet, en aşağıda. Evet, en aşağıya okuruz. Hiye o la turidu. Evet, la turidu istemiyor. Turidu istiyor. Turidu o bayan istiyor. La turidu o bayan tercih istemiyor tercih etmiyor dedi. istemiyor diyelim. Ee, ne istemiyor? Kıraatel, kıraatel kütüb. Kitapları okumayı, kitapları okumayı tercih etmiyor. Küllü sabah. Evet, her sabah kitap okumayı tercih etmiyor. Ee, istemiyor diyelim. Tercih etmiyor değil de istemiyor diyelim. Evet, bu bölümde ise arkadaşlar sabahan sabah demek. Zuhran, öğlen, mesaan ise akşam. Görüldüğü gibi. El-Rabiy. Evet. El-Rabiy bahar demek. El-Sayf ise yaz demek. El-Rabiy bahar. El-Rabiy bahar. El-Sayf arkadaşlar yaz mevsimi demek. Burada mevsimleri görüyoruz. En altta bakın ağaçların yaprakları dökülüyor. bekliyoruz Gelecek. Evet. El-Harif. El-Harif sonbahar demek. el ise kış mevsimi demek. Evet da mevsim demek. De burada yazmıyor ama söyleyelim. Evet. Gelmesini evet geldi sayılır. Evet, bakalım burada cevap verilmesi istemiş misalde olduğu gibi. Evet. Bakın dikkat edersek başta bir hemze var arkadaşlar. Bakın elif var hemze elif. Bu soru edatıdır. Hel soru edatıyla aynı. Yani mıdır, mısın, misin soru edatıdır. Evet. Bakalım ne diyor? üzerine dokunur isek. Evet. Bakın. E ee, E mıdır, misin? E Evet. Tercih ediyor musun? Tercih eder misin? El harif bahar sonbaharı em eşita yani son kış mevsimli mi yoksa demek veya demek sonbaharı mı tercih edersin evet cevap olarak ufat dilu evet ben tercih ediyorum el harif neyi tercih ediyorum sonbaharı tercih ediyorum diyoruz evet burada da aynı şekilde soru soruyor tufat dilu tercih ediyor musun er rabi neyi tercih ediyor musun? Bahar mevsimini em yoksa as-sayf. Evet. Yani yaz mevsimini as-sayfu e, yaz demek arkadaşlar. Yaz mevsimini mi yoksa bahar mevsimini mi tercih ediyorsun? Evet buna cevap olarak bunu e, biz kendimiz yazıyoruz. Ufaddilu ben tercih ediyorum er-rabi'a Neyi tercih ediyorum? Baharı tercih ediyorum. Burada da aynı soru var, ona benzer. Tuftilu tercih ediyor musun es-sayf yaz mevsimini mi tercih ediyorsun? Em yoksa eşşita. Evet yoksa kışımı. Evet ben böyle yazdım ama sizler de isterseniz başka da yazabilirsiniz. Tuftilu tercih ediyorum eşşita. Evet kış mevsimini tercih ediyorum dedik. Evet burada ise arkadaşlar Etufattilu tercih eder misin el harif e, sonbaharı em yoksa el rabi. Evet sonbaharı mı yoksa ilkbaharı mı tercih edersin? Evet ufattilu tercih ederim el harif sonbaharı tercih ederim diyoruz. Evet dediğim gibi sizler isterseniz diğer şıkkı da yazabilirsiniz. Ufattilu e, etufattilu bakın dikkat ederim etufattilu e mıdır misin sonra edatı tufattilu sen tercih ediyorsun. Etufaddülü tercih eder misin? El kharif sonbahar em yoksa es sayf. Evet, yaz mevsimini mi yoksa sonbahar mevsimini tercih edersin? Evet, ufaddülü tercih ederim. Es sayf e, neyi tercih ederim? Yazı tercih ederim diyoruz. Evet burada uygun olan zamiri koymamız istenmiş. Evet ilk örneği kendisi vermiş. Dikkat edelim. Ee, ente Dalibun sen öğrencisin diyor ama parantez içerisinde bakın ne var? Ente var ve enti var. Dikkat edersek talibun var. Talibun için müzekker olduğu için ente mi gelir? Enti mi gelir? Tabi ente gelir. Sen öğrencisin. Evet bire bakıyoruz. Evet enti var. Bakın enti müennes için sen Evet en iyisi en ise ortak kullanan hem müzekker hem de müennes ben olarak kullanabilir. Dolayısıyla burada müderrisun burada müderrisun müzekker olduğu için arkadaşlar en getiriyoruz. Evet ene ben müderrisun öğretmenim diyoruz. Evet enti buraya bakalım daha doğrusu bir ente var bir de enti var arkadaşlar ente Erkek için sen, enti bayan için sen. Evet bakıyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Muhasibetun, muhasebeci var. Evet ve bayan muhasebeci. Dolayısıyla ne olacak? Enti olacak. Evet hemen aşağıya bakın. Hüve var, hiye var. İkisi de o. Hüve erkek için o, hiye bayan için o. Evet isme bakıyoruz. Muallimetun, e, bayan öğretmen. Dolayısıyla ne olacak? Hiye gelecek. Hiye muallimetun o bayan öğretmendir diyoruz. Evet buraya bakıyoruz. Hüve var. Hiye var. Hüve erkek için o. Hiye bayan için o. Evet isme bakıyoruz. Midirun. Evet erkek müdür. Dolayısıyla ne gelecek? Hüve gelecek. Evet bir alta bakıyoruz. Hüve var. Yine aynı şekilde hiye var. Evet dediğimiz gibi tilmizun. Tilmizun erkek öğrenci. Dolayısıyla hüve diyeceğiz. Evet burada ente sen erkek var. Ene var. Evet e, ee, müderrisetun arkadaşlar bayan öğretmen dolayısıyla ne gelecek? Ene diyeceğiz. Çünkü ene her ikisi için de oluyor. Ente erkek için kullanılıyordu. Evet. Ene var. Hüve var. Evet. Müdiratun bayan öğretmen. Ee, bayan müdür. Evet. E, hangisi gelir? Tabi ene gelir. Çünkü hüve erkek için kullanılır. Ene her ikisi için de kullanılır idi. Evet. E, muvazzafun erkek ee, memur erkek memur olduğu için ente sen erkek diye o bayan dolayısıyla ne olur ente gelir. Evet burada ise amiletun işçi var arkadaşlar ama bayan bir işçi ente sen erkek Enti sen bayan dolayısıyla enti buraya alıyoruz. Evet burada bir okuma metni var beraber okuyalım. Evet zahab e, gitmek ilel medrese okula gitmek. Evet bakalım el bintu kız ve el ümü. Kız ve anne arasında geçiyor konuşma metni. Evet, el bintu kız sabahul Hayır, Hayırlı sabahlar ya ümü diyor. El ümü anne ise sabahun nur o da aynı şekilde mukabele karşılık veriyor. Ya binti ey kızım diyor. Evet kız el bintu kız e, söylüyor. El yevme bugün indi benim var. İmtihan. Evet bugün benim imtihanım var ya ümmi. Evet, an ey anneciğim bugün benim imtihanım var. Ve velizalik böylece yani bunun için diyelim. E, Nehattu uyandığım. Bekiren. Evet bunun için erken uyandığım diyor. Eyle nerede kitabu. Evet evde nerede kitabu. Kitabu lugatul. Lugatul arabiye. Evet Arapça kitabım nerede diyor. Evet. Kitabel lugatul arabiye. Bakalım anne ne cevap veriyor. Elüm mü anne kitabı ki. Evet kitabı ki. Senin kitabın. Bakın dikkat edin ki. Sen bayan. Karşımızdaki e, bayan olduğu için e, ki diyoruz. Erkek olsaydı ke olurdu. Evet kitabı ki. Senin kitabın. alal mektebi. Masanın üzerinde. Mektep masa demek sıra demek arkadaşlar. ala üzerinde. Fi gurfetül cülus. Nerede? E, oturma odasında. Evet oturma odasında ve gurfetül oturma odasında neredeymiş arkadaşlar? Masanın üzerinde. Evet el bintu kız ise ve hel hel mıdır misin? Soru edatımız hakibeti. Evet çantam mıdır? Hünake. Çantam orada mıdır? Aydan. Evet aynen çantam da orada mıdır? Ya ümmi ey anneciğim. Evet anne el ümmü. Anneciğim. La hayır hakibetü ki senin çantan fi salati senin çantan salondadır diyor. Evet. El bintu kız ile eyne nereye? Hesebine gidiyorsun. Evet kız annesine sor. Nereye gidi gidiyorsun? Gideceksin. Ma abi. Ma beraber ebi babamla beraber nereye gideceksin? Hazes sabah bu sabah ya ümmi. Evet. Ey anneciğim bu sabah babam ile beraber nereye gidiyorsun? Evet el ümmü anne nehnu biz neshebu gidiyoruz. Evet gidiyoruz ile suki çarşıya gidiyoruz ve sen nerci'u bakın nerci'u dönüyoruz sen nerci'u döneceğiz. Bakın bu buradaki s harfi gelecek zaman yapıyor. Muzarifinin önüne gelir ve sen nerci'u döneceğiz ilal beyti. Evet döneceğiz. Kabla evet kable salatil asr. Salatul asr ikindi namazından önce. kabla önce demek arkadaşlar. Evet. Devam ediyor. Tufaddiliğine tercih ediyor musun? Evet çünkü burada bayan olduğu için e, tufaddiliğine istiyor musun? Tercih ediyor musun? Eşşay, e, çay istiyor musun? Veya tercih eder misin? em yoksa el halib. Evet, süt mü yoksa çay mı istiyorsun, tercih ediyorsun? Fil fatur kahvaltıda ya binti ey kızım. Evet kız ne diyor bakalım el bintu. Ufaddilu e, tercih ederim el halib. Evet sütü tercih ederim. Alaşşaya çaya karşılık sütü tercih ederim. Fil fatur kahvaltıda et evet, el ümmü anne el futur kahvaltı cahizun hazırdır el an. El an ise şimdi demek. Evet buraya bakalım. Ümmü anne el futur kahvaltı cahizun el an burayı demiştik. Et evet, el bintu kız şükran teşekkür ederim ya ümmi. Evet ey anneciğim teşekkür ederim. Evet. Selimet yedek. Evet ellerine sağlık diyor. El ümmü anne ise affen. Ya azizeti. Evet. Ey değerlim. E, azizim. Affen bir şey değil diyor. Affen bir şey değil de anlamında kullanılıyor. Evet. Burada tabi okumuş olduğumuz metinle alakalı sorular var. Evet. Eyne nerede? Evet. Eyne. Eyne nerede? Eee. Ya devru nerede geçiyor? El -hivar". El evet, konuşma metni nerede geçiyor? Edevru geçiyor. El hivar karşılıklı konuşmak. El hivar konuşmak demek ki arkadaşlar. Fil beyt evde geçiyor. Evet. Hel e, uyandı mı? Evet nehadet uyandı. Hel nehadet uyandı mı? Kalktı mı diyelim daha doğrusu. Uyandı mı kalktı mı? El bintu kız uyandı mı kalktı mı? Müteahiren. Evet müteahiren. geç uyandı mı? Ee, mübekkiren erken demek arkadaşlar. Mübekkiren erken, müteahkiren geç. Evet arkadaşlar buraya ne diyeceğiz? Ne'am demişiz, yanlış yapmışız. Bunu la diyeceğiz. Hemen bunu sıcağı sıcağına burada düzeltelim. Evet. La, hayır, nehadet uyandı elbintü da de değil arkadaşlar. Mübekkiren diyoruz. Aynı şekilde yine. Evet, bu şekilde değiştirelim. Evet. Üçüncüye geçiyoruz. Hel hakibetü. Hel hakibetül bint. Et evet, kızın çantası mıdır? Fil gurfetül Culus. Et oturma odasında mıdır? Et evet, la hayır. Hakibetül bint. Et kızın çantası. Fis fissaleti. Et kızın çantası neredeydi? Salonda idi. Et evet, diğerine bakıyoruz. Me'e beraber. Me'amen kiminle beraber teshebu gidiyor el ümmü. Anne kiminle beraber gidiyor ile suki. Çarşıya kiminle beraber gidiyor? Evet, teshebu gidiyor. El ümmü anne gidiyor. meal 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 abi baba ile beraber gidiyor. İle suki çarşıya. Evet, fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Evet, ne zaman demek arkadaşlar? Mata ne zaman yerciu dönüyor el ümmü ve el baba ve anne ne zaman dönüyor? İle el beyti. Evet, eve ne zaman dönüyor? Evet. E, se e, se u dönüyor el ve vel ebu baba ve anne dönüyor ilas ilal beyti eve kable salatil asr evet ikindi namazından önce dönecekler diyoruz evet bir diğeri tufattilu tercih tercih ediyor mu Evet o bayandan bahsettiğimiz için etufaddilu diyoruz. Erkek olsaydı ayufaddilu olurdu. Etufaddilu tercih ediyor mu el kız? eşay çayı tercih ediyor mu? Em yoksa el halib çay mı yoksa sütümü tercih ediyor? Hilfatur kahvaltıda. Evet buna etufaddilu tercih ediyor el kız tercih ediyor el halib neyi tercih ediyor? Süt tercih ediyor. Ala şay. Çaya karşı sütü tercih ediyor. Fil fatur kahvaltıda. son olarak hal fatur. et evet, kahvaltı cahizun hazır mıdır? Fatur kahvaltı demek. Et ne'em el fatur cahizun. Evet kahvaltı hazırdır diyoruz. Evet burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi boşlukları doldurmamız istenmiş misalde olduğu gibi. Evet anlamlarına iyice bakıp alıştırmayı yapmamız istenmiş. Evet e, tabi e, iki parantez arasında ve yine kavseyin. Evet buraya göre doldurmamız istenmiş. Evet ilkini kendi yapmış. Hemen okuyalım. Men eyne nereden entesen neredesin? Enemim Ankara. Evet gördüğünüz gibi Ankara'yı işaretlemiş. Evet e, diğerinde kem kaç kalem var? Fil hakibeti çantada kaç kalem var? Fil hakibeti çantada var. Evet, çantada var. Ee, de var. Sabadül Aklam. 7 kalem var. Evet burada arkadaşlar müzekkerlik mühendislik tersliği var. E, ve birden ona kadar e, e, sayısını bir söyledi. Mesela Aklam. E, burada müzekker gelir birden e, hatta 3 üç, üç ve 3'ten 10'a kadar böyle gelir. Ondan sonra tekil olur arkadaşlar. Kalemen diye geçer. Evet kalem Burası arkadaşlar müzekker ise kalem e, müzekker olduğu için sayıda müennes geliyor. Şimdi böyle bir böyle bir ön bilgi vereyim. Tabi bu detaylı olarak e, konusu geldiği zaman anlatılacak. Evet bir diğer örnekte bir kem kaça tabi soru adatlarını burada görüyoruz. Bir kem kaça hazihit defatiri bu defterler kaça hazihit defatiri. bu defterler bir hamsi Evet 5 lira diyoruz. 5 lira ile 5 lira ya. Evet. Evet burada biz şimdi bakıyoruz arkadaşlar. ile eyne Nereye? Yashebu gidiyor. El müderrisu. Nereye gidiyor? Evet. Bakın parantez içinde ne var? Üniversite var. El camiatu var. O zaman ne diyor? Yashebu gidiyor. El müderrisu. Öğretmen gidiyor. ile el camiatı. Nereye gidiyor? Üniversiteye gidiyor diyoruz. Evet ona göre cevabını vereceğiz şimdi. Bir diğeri. Men kim? Fis sınıfta kim var? Evet cevap olarak fis safvi sınıfta var. Kim var? El müderrisu. Öğretmen var. Diyoruz. Çünkü bu parantezi de bakın öğretmeni koymuş. Evet, Parantezinde ne var? Ona göre cevap verelim. Hel hiye o mudur? Müdiretun o bayan müdür müdür. Naam hiye. Evet o müdiretun o bayan müdürdür diyoruz. Evet burada ne var arkadaşlar? El medresetu var. Okul var. Evet. Min eyle nereden? Hüve kadimun. Evet. O nereden geliyor? Hüve kadimun. O geliyor. Evet. Nereden geliyor? Minel medreset okuldan geliyor diyoruz. Evet. Soru adatlarını burada dikkat edelim. İyice tanem. Kem kaç anlamında? Kem kitaben kaç kitap? Alal mektebi. Evet masanın üzerinde kaç kitap var? Alal mektebi. Evet. Ee, sıran üzerinde var. Arbaatu. Ee, arkadaşlar. 4. Çünkü burada arba var. Dört var. Arbaatu kütüp. Evet. Ee, kütüp kitaplar demek tabi 4, 3 ve 10 arası dediğimiz gibi arkadaşlar müzekki 40 cem olarak yani bu şekilde çoğul olarak gelir diyelim. Evet. 4 kitap var dedik sıran üzerinde. Evet burada ise bir kem kaça hazihil kutub bu kitaplar kaça hazil kutub bu kitaplar evet aşara lirat bu kitaplar 10 lira çünkü burada onu söylemiş. Evet eynet talibu nerede öğrenciler? Et talibu fissafi. Evet öğrenciler sınıftadır diyor. Çünkü parantezinde sınıf var. Evet burada bakın soru edatları var. Evet bu soru edatlarını doldurmamız istemiş boşluklara. Evet şimdi soru edatları şöyle bir tane. Min eyne nereden kem kaç demek arkadaşlar. Bir kem kaça. Bakın bir ile harfi cer olduğu için bir kem kaça. Eyne nerede men kim hel mıdır misin soru edatı ile eyne nereye. Evet dikkat edelim buraya arkadaşlar. Bakın min denden olduğu min eyne. Nereden? İle ise e, A, Y, Ya e, harfi ceri olduğu için e, arkadaşlar soru edatı e, birleştiği zaman nereye oluyor? Evet min harfi cerimiz e neyse soru edatımız böyle birleşiyor harfi cerlerle soru edatları farklı bir soru, soru kalıbı oluşturuyor. Evet min e Nereden? Evet min e ne? Hiye. Evet o nereden? Nerelidir o? Hiye min İstanbul. O İstanbulludur diyoruz. Evet burada ilk örneği dolduruyoruz. Kem kaç talibeten, kaç öğrenci, kaç kız öğrenci fissafi, kız, kaç kız öğrenci var sınıfta? Fiz safi sınıfta var. Erba'u talibat. Evet. 4. Ee, dört. Bakın burada gördüğünüz gibi çoğul geliyor arkadaşlar. Ee, Mühendis müennes olduğu için ise bunun rakamı ise müzekker geliyor. Evet rakamlar biraz çetrefillidir. Ee, ayrı bir ilgi ister onları anlayabilmek için. Bir kem kaça? Haze. Hazet defa Hazet defter bu defter kaça? Evet. Hazet defter bu defter bir sitte. Evet. Bir sitte lirat. Evet. Kaçtır lira arkadaşlar? 6 lira. Sitte 6 demek. 6 lira diyoruz. İle eyle. Nereye? yasavu gidiyor. El müderrisu. Evet. Öğretmen. bu yes, gidiyor. Nereye gidiyor? Evet. Bakalım. El müderrisu gidiyor. yasavu e Öğretmen gidiyor. İlel medreset öğretmen okula gidiyor diyoruz. Evet, burası men geliyor. Kim fissafi? Sınıfta kim var? talibetu. kız öğrenci fissafi kız öğrenci sınıftadır diyoruz. Hel mıdır misin sorada? Hel hiye o mudur? Müdiretun o müdür müdür? Ne hiye müdiretun? Evet o müdürdür. Eyne nerede et talibu öğrenci nerede et talibu fi külliyeti külliye fakülte demek arkadaşlar öğrenci fakültededir diyoruz. Evet burada da aynı şekilde boşlukları doldurmamız istenmiş. Evet şunları bir hatırlayalım arkadaşlar. El medresetu okul hakkı et evet hakkı betahu Evet onun çantası bakın sondaki hü zamirine dikkat edelim. Ve evet onun yüzü bekiren erken me'e beraber ya'kulu yiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Evet Burayı yazmamışız herhalde. Ee, ve o yanhadu e, uyanıyor. Nereden uyanıyor arkadaşlar? Tabii ki yatağından uyanıyor ama buraya ne yazabiliriz? Evet buraya ne yazabiliriz? Burada öyle bir e, medrese tüdü Evet buraya mübekkireni yazıyoruz. Şuradaki giren Hatta şuradan kopyala yapıştır yapalım. Şuraya evet, Aynı şekilde arkadaşlar Bunu Kaydetmedi. Biz yazalım. Evet. Bekiren erkenden diyoruz. Evet, burada oluyor. Evet hemen yanına bakıyoruz. İkiye yakülü yiyor el fatur kahvaltı yiyor. Evet 3'te ise yerci o dönüyor. Minel medreseti. Evet minel medresi okuldan bir mut'i. Yani yavaş diyelim arkadaşlar. Yavaş geliyor diyelim. Evet hizu hazırlıyor. Hakibetehu. Neyin hazırlıyor? Çantasını hazırlıyor. Dörtte. Evet beşte ortada yersili yıkıyor. Veçhehu. Yüzünü yıkıyor. Evet altıda ise yel'ebu oynuyor. Me'e beraber estikaihi. Evet estikaihi. Yani arkadaşlarla sadigun arkadaş estikaihi. Estikaun arkadaşlar demek çoğulu. Me'e estikaihi. Estikaihi. Arkadaşlarıyla beraber diyelim. Arkadaşlar dersimiz buraya kadar. İkinci derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.